Bismillahirrahmanirrahim. İkinci dersimizde birlikteyiz. İkinci derste hareketleri görmekteyiz. Hareketlerin neler olduğu. Hareket denilen şey bir üstün, iki esre, üç ötreden oluşmaktadır. Üstün, esre, ötre bu nedir? Bunları bir yazalım. Şimdi üstün, Üstünü nasıl okutur ince harfleri e kalın harfleri a diye okutur Esre biraz daha boşluk bırakalım hatta İnce harfleri i Kalın harfleri I gibi okutur üre ne var? Ötre var. Ötre de u, ü arası bir ses ile okutur. Harflere bu şekilde bir ses katarlar. Üstün denilen şey nedir? Üstün denilen şey herhangi bir harfin üzerindeki şöyle bir çizgi. Eğer harfin altında olursa o çizgi ona ne dersin? Ne dersin? Estre dersin. Demek ki üstün harfin üstünde bulunur. Esre harfin altında bulunur. Bir de ötre var. Ötre harfin üzerindeki vav benzeri bir çizgi. Vav benzeri çizilmiş bir şeydir. Vav gibi. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bu unutulmaması gereken bir şey. Devam ediyoruz. E, i, u diyor konu değil mi? E. Burada ne var? var harfin üzerinde üstün olduğu için E diye okutuyor. Harfin altında çizgi var. O zaman nasıl okutur? I diye okutur. Üstünde var. Demek ki U diye okutacak. B, B, B. en baştaki B diye okunuyor. Harfin üzerinde bir çizgi var. E diye okutacak. Hemen yanında aşağıda var. Hatta onu yazacak hale getirelim. Şimdi görüyorsun harfin neresinde? Üstünde bir çizgi. Nasıl okuturdu bu? İnce harfleri E, kalın harfleri A diye okutur. Çünkü bu çizginin adı nedir? Üstündür. Elif ince bir harftir. Öyleyse E diye okutur. Harfin altında bir çizgi var. Ona ne diyorduk? Esre. Nasıl okutur? İ diye. Harfin üzerinde bir çizgi var. Ona ötre diyorsun. Ve de I gibi okutuyor. B harfi var burada. B harfinin üzerinde ne var? Üstün var. Üstün diğer adı fetha. Üstün, fetha aynı şey. Ne diyor okunur? E diye. Burada da B, ba yazıyor değil mi? El, ba, o, ba harfidir. Üstüne, üstün gelmiş. B diye okunur. Ba'nın altında çizgi var. B. Üstünde ötre var. Bu. T. T. Tu. F C, S. Demek ki üstünler E diye okutacak. Esreler I diye. Ö'ler U diye okutacak imiş. Cim. Üstünde çizgi var. Artık ona cim demezsin. Cim ilk harf C'dir. Cimin değil mi? Cim şöyle yazmaya kalkarsan ilk harf C çıkar. C yani. C'nin yanına ne eklemelisin? Üstünde çizgi var. Yani E eklersen C oldu. Yine cim var. Bu defa altında çizgi var. Nedir o? I. J oldu. Yine bir cim harfi var. Üstünde bir şey var. Ne bu? Ötre. Nasıl okutur? U diye. C'nin yanına ne koyacaksın? U oldu sana. C. 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 H. 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 Demek ki E diye, I diye, U diye okutuyor. Ama bu ne harf? Bu son iki harf okuduğumuz, şu an dikdörtgen olarak çizdiğim, içine aldığım bu iki harf de nedir? Kalın harftir. O yüzden H demiyorsun. ha. Esasen bu harf, bu H harfi kalın harfler arasında yazılmaz. Kalın harf değildir. Ama kendisi yarı kalın harf olarak bilinir. Bazı kitaplarda böyle geçer. Nitekim H hey diye okunmaz yine a ile okunmaktadır ama huruful istinela dediğimiz grupta yer almamaktadır. Dolayısıyla kalın harfler arasında olmamasına rağmen a ile okunmakta. Soldaki ise zaten e, nedir? Kalın harftir. Bu zaten kalın harf. Ha, kh hi, hu. De, di, du. dal harfine ne? Üstün, esre, ötre gelmiş. V, vi, zı, ra, R, ru. Ra zaten kalın harftir. Ra'nın kalın okunduğu, ince okunduğu, hem kalın hem ince okunmasının caiz olduğu çeşitli yerler vardır. Bu bir tecvid konusu. Ee, peşine zay harfimiz geldi. Z, zi, Z, se, si su se si su ş şi şu sa si su böyle gidiyoruz değil mi va vı vu ba bi du Gelirler de aynı şekilde.

Y, Y, Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa kendisine bir sevap yazılır. Her sevap ise on katı ile karşılık bulacaktır. Dikkat edin ben elif, la, mim bir harftir demiyorum. Aksine elif bir harf, lam başka bir harf, mim daha başka bir harftir. Tirmizi kaynaklı bir hadis-i şerif paylaşılmıştır. O zaman üstün nedir, estre nedir, ötre nedir bunu tam olarak anlamamız gerekiyor. Önceliğimiz bu. Bunu anladıysak ikinci ders bitmiş, üçüncü derse geçilmiştir. Üçüncü ders yine harf dersidir. Harf, harflerin farklı farklı yazılışları vardır. Şimdi bu kutuya baktığında 3 tane ne görüyorsun? 3 tane Elif görüyorsun. Esasen bu harfin adı Elif değil yani. Hemzedir de. bazen Hemze Elif denildiği de olmuştur. Kafanız şu an karıştırmayalım. Eliftir. E, I, U. Değil mi? En baştaki E, ortadaki I, sondaki U. Esasen her biri Elif bunların. Nasıl Elif? Elif farklı farklı yazılabilir. Buradan çıkartman gereken sonuç bu. Elif 3 farklı şekilde karşına çıkabilirmiş. Neymiş bunlar? Bir tane şöyle dik bir çizgi eliftir. Bir tane şöyle bu da eliftir. Bir tane böyle bu da eliftir. Bu ne? En sağdaki en baştaki diyelim harfin başta yazılışı. Mesela örnek vermek gerekirse. Yani bir kelimenin ilk harfi ise öyle yazılır. E, H, V mesela. İlk harfi olduğu için elif dik bir şekilde yazılmıştır. Eğer senin elifin ilk harf olmazsa, yani kelimenin ortancı harfi olarak yer alırsa, bu durumda ortadaki haliyle yazılır. Yani şöyle yazılır aşağı yukarı. S, E, L. Bak bu bir elif. Ne yapıldı? Ortadaki yazılış gösterildi. Şimdi ne gösterecek? Elif'in bir farklı daha yazılışı varmış. Onu göreceğiz. Ne gibi? Kale. Görüldüğü üzere Elif buradaki haliyle yazılmıştır. Yani met harfi olarak yazılmış. Met harfi olarak yazıldığında sağdaki harf ile bitişebiliyorsa, sağdaki harf bitişken bir harf ise demek ki o zaman bu haliyle yazılıyor imiş. Bitişik harf ne? Bitişebiliyorsa ne? Bunları şu anda öğrenmen gerekmiyor. Elif 3 farklı şekilde yazılabilir. 1, 2, 3. Elifi bu 3 şekilden herhangi biriyle görebilirsin. Hepsi de eliftir. Önemli olan o. Peki bir sonraki harfe geçtik. Burada ne var? ba harfi var. B, 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 yani bağının 3 farklı yazılışı anlatılmıştır. Esasen bağ harfi nedir? Budur. Ama bu bazen şöyle şuradan kesilebilir. Burayı kesersin böyle. Ne kaldı? Bu kaldı değil mi? Bak şurası. Evvelki. Bu nedir? Bir ba harfidir. B de, olur, B de olur, B de olur, bu da olur. Önemli değil. Yani şu şekilde yazılabilir. Ortanca yazılış olarak şöyle yazılabilir diyor. Mesela evvelki yazılış bunu örnek ne diyebilirsin? Bismi, Bismillahirrahmanirrahim baktığında şu evvelki yazılışı orada görürsün. Bağının o yazılışı vardır. Yani tam bir bağ yaparsın. Bağ'ı ortadan kesersin. Sağ tarafına bağ dersin. Bu bir bağ harfidir. Besmele'nin evvelinde böyle yazılmış. Peşine sin harfi başlamıştır. Ortanca bağ'ı görüyorsun. Ortanca bağ da bu şekilde sağdan geliyor. Yukarı doğru hafif çıkıyor değil mi? Şöyle geliyor, hafif çıkıyor, aşağı inip devam ediyor. Ve altında bir nokta var. Ba harfinin önemli karakteristik özelliği nedir yani? Altta bir noktanın yer almasıdır. Bu ba olur. Ba harfi standartta böyle olmasına rağmen ba harfi sağdan şöyle hafif gelip sonra da başlayabilir. Sonuncu yazılış görüyorsun. Bu da nedir? sağ taraftaki bir harfle bitiştiği zaman böyle yazılır yani. Hafif yukarı çıkılır sonra gidilir. Hangi durumda nasıl yazıldığını bilmen gerekmiyor. Sana otur da bize sıfırdan bir kitap yaz demiyorlar. Bunun peşinde değiliz şu anda. Böyle farklı farklı yazılabilir yani. Her biri de ba harfidir. Onu bil. Aynısı ta için geçerli. Ta harfini görüyorsun. Yine kesmişler. Yani bir tane ta harfi var. Şöyle. Kesmişler. Geriye şu kalmış. Bu da ta'dır diyor. Yine sağdan gelip yukarı çıkıp aşağı inip devam eden bu da ta'dır. Bu da ta'dır. Farklı farklı yazılışı varmış ta'nın. Aynısı sağ için de geçerli. Cim harfine baktığımızda ise cim harfi biraz daha belki farklı olabilir. Esasen cim harfi neydi? Şuydu. Değil mi? Bu bir cim harfi. Artık yazabildiğimiz kadar bu bir cim. Ama bakıyorsun cimin farklı farklı yazılışları var. Biraz yukarı sardırayım. Jim'in nesi var? Farklı yazılışları var. Nasıl olmuştur? Şöyle. Jim şöyle gelip gidiyor ya. Jim'in noktası da var. Jim'i ne yapmışlar? Ortadan kesmişler. Nokta yukarıda kesmişler. Bu durumda Jim şöyle kalmış. Bu bir Jim. Esasen aşağı doğru gidiyordu yani değil mi? aşağıya doğru giderken kesmişler burayı. Burası kalmış. Veya cim yukarıdan gelmiş. Bu şekilde gitmiş de olabilir. yukarıdan nun koyarsın. Bir nokta koyarsın. Nun olabilir. Alta nokta koyar. Ba olur. İki nokta koyar. Tak olur. Olur. İki nokta olur iki nokta koyar. Ya olur. Değişebilir. Yani üstteki çizgi de yine bir harfi temsil ediyor. Aynısı ha için geçerli. Bir adet ha varmış. Ortadan kesmişler. Peşine ha gelmiş bir adet ha varmış ortadan kesmiş de yukarıları kalmış harf olarak. Demek ki bu şekilde olabiliyor imiş harflerin farklı yazılışlarına baktığımızda şu dikkatini çekmeli. Ba, ta, fa bunların yazılışları aynı. Yani noktaları kaldır. Bak noktaların silindiğini hayal et. Hepsinin yazılışı aynı. Doğru mu? Yani ilk harfler şöyle gelmiş. İkinci harfler şöyle gelmiş. Üçüncü harfler böyle gitmiş. Noktasız şekilde yazarsan hepsi aynı. Alta bir nokta koyarsan hepsi nedir? Bağdır. Hepsi bağ ile benzeşti şu anda. Görüyorsun. Alttaki noktaları sil. Mesela ne yap? Üste iki nokta koy. Bu durumda bunlar ne oldu? Ta oldu. Burayla benzeşti ya şurayla da benzeştirebilirsin. 2 noktayı da silip 3 nokta koyarsan o zaman ne olur? Burayla benzeşir. Yani ne? Şu harflerin e, noktaları hariç olmak üzere iskeletleri diyelim, gövdeleri yazılışı aynı bu üç harfin. Ba, ta, ta yazılışlar aynı. Altta bir nokta ba'dır. Üste iki nokta ta'dır. Üste üç nokta sa'dır. Sa harfi. Bu şekilde ezberlenebilir. Şuraya geldik. Cim, ha, ha bunların da iskeletleri aynı. Gövde aynı. Dikkat edersen nokta farklılıkları var. Yani aynısını şu şekilde yaz. Hepsini tek tek yazmayayım bu defa. Şimdi altta bir nokta olursa cim oluyormuş. Noktasız yazılırsa ha olur. Üste tek nokta ha olur. Demek ki bu üçünün de iskeleti aynıymış. Peşine dal geldi. Dal ile vel'e bakarsan bunların da yazılışı aynıdır. Dal'da nokta yok. Vel'de nokta var. Üç farklı yazılışı her harf için ezbere bilmek gerekir. Ve öğrencilerin en çok takıldığı, zorlandığı yer burasıdır. Burayı biraz çalışıp atlarlar. Tam anlamazlar. Yarın bir gün Kur'an-ı Kerim'e geçince kah okurlar, kah karıştırırlar. Problem burasıdır. Yani problem bu sayfanın iyi yapılmamasıdır. Buranın iyi derecede anlaşılması gerekir. D, 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 V, V, V. Ama harflerin noktalarına dikkat etmek gerekiyor. R, 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 Z, Z, Z. Gövde aynı. Nokta var, nokta yok. Nokta yoksa R varsa Z. Sin ile Şin harflerine bak. Aynı. Nokta farkı var. Sat ile data bak. Ne var? Nokta farkı var. Ta ile za'ya bak. Nokta farkı var. Ayn, gain. Nokta farkı var. Değil mi? F ile kaf. Yazılışlar aynı. Nokta farkları var. Bak içinde üstünde nokta yoksa sattır. Nokta varsa dattır. Nokta yoksa ta'dır. Nokta varsa za'dır. Ayn, gain. Nokta var, nokta yok. F'de tek nokta, kafta iki nokta var. Ama F ile e, kaf arasında bir fark daha var esasen. Pardon F ile kaf arasında değil yanlış söyledim. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Nedir o? Şimdi gayına bak. Gain aşağı yukarı şöyle ama içi simsiyah. Mürekkep dolu. F de aşağı yukarı şöyle ama içinde siyahlık yok. İkisinin de üstünde birer nokta var. Gayın F. Bunları söylüyorum. Tamam. Bu iki harfe dikkat edersen ortanca yazılışlarından bahsediyorum. Ortadaki harflerin yazılışı aynı değil mi? İkisi de birer nokta var üstünde. Ama gayının içi simsiyah mürekkep dolu. Fa'nın içi mürekkep doğru değil. Böyle bir fark var. Kaf neye benzer? F'ye benzer. Onun gibidir. Biri bir aynıdır demiyorum. Benzer ama. İki nokta var kafta. F'de tek nokta var. Dikkat et. Kafta iki, F'de tek. Kef herhangi bir harf ile benzeştirilemez. Kef 3 farklı yazılışa sahip. K, ki, ku. 3 adet kef var burada. L, li, lu. Lama baktığında lamı sonuncu yazılışı ile kefin sonuncu yazılışı biraz benzeyebilir. Ama kefin ortasında yine bir hemze varken lamda yok. Çok benzeşmezler yani. L, li, lu. M, mi, mu. Mim hiç kimseyle benzeşmez. Kendisi farklıdır. Ne, ni, nu. Ne, ni, nu'yu şurayla karıştırmamak lazım. İlkleri genelde. E, Z'nin ilk yazılışı, başta yazılışı ile nu'nun başta yazılışı karıştırılabiliyor zaman zaman. Ona dikkat etmek gerekiyor. Karıştırmama babından Altta tek nokta ba, üstte tek nokta nun. Dikkat et. Ne, ni, nu. Ve vi vu kimseyle benzeşmez. He hi hu ye yi yu. Altta iki nokta ye'dir değil mi? Bak onları şöyle bir yazalım. Herhangi bir çizgi. Altta iki nokta ise ya harfidir. Üstte iki nokta ise ta'dır. Ama bir yuvarlaktan sonra iki nokta geliyorsa kaftır yani. Yoksa ta'dır. Altta tek nokta Ba'dır. Üstte tek nokta Nun'dur. Ama bir yuvarlaktan sonra tek nokta geliyorsa Fa'dır. İçi mürekkep dolu olduğu halde tek nokta geliyorsa Gayin'dir. Burayı ezberlemeniz gerekiyor. Ben kısaca anlatmaya çalıştım. Buranın ezberlenmesi gerekiyor. Nasıl? Görsel olarak. Elif'in üç farklı yazılışını resmini çekeceksin hafızana. Değil mi? Kefi çekeceksin. Gayin ile Fa arasındaki farkı bileceksin. Bunlar ezberlemen gerekir. Ezberledikten sonra sıradaki ders, dördüncü derse geçilmelidir. Yani üçüncü ders gerçekten de biraz daha zor olabilir. Farklı farklı yazılışlar var. Ama üç anlaşıldıktan sonra gerisi çok basittir.